Kapat. Tamam. Lan koş şuna. Abi. Baba. Kocam beni bırakamazsın Ömür'ü. Ömrüm, söylemsizim mi? Allah rızası için bir ambulans çağırsın.
şey yok da sığındı geçti. Bir şey yok. Ya yavaş yavaş. Daha ailenin başına geçeceğim daha. Gel. Gel geç. İyi iyi iyi. Yavaş. Kompres yap oğlum, kompres. Al burayı al. Al. Oğlum. Siz geçin lan seni. Anne geç. Geç anne. Adamlar taradı içeriği. Bizi niye alıyorsunuz da? Hadi. Kurşun yavru rüyadır. Hadi gel. Aman dikkat edin. Temel. Açın. Açın lan. Açın. Açın. Gel gel gel. Hazırlayın. Hazırlayın. Gel 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 gel. Hazırlayın lan. Gel. Hiçbir şey kalmayacak kardeşim. Dikkat edin. Dikkat. Dikkat edin. Hadi İbrahim. Sizi de alacağız. Kardeşim ölüyor. Burada herkesin bir şeyi ölüyor Halil İbrahim. Ne yapacaksan hastanede yap. Kardeşimin niye olduğunu göreyim. Ondan sonra istersen öldür beni. Hadi daha hadi adamcağız çıkışıyor. Acele edin. Kapayın. Tamam alın arkadaşları da alın. Hadi. Acele edin de. Hızlısın. Hızlısın. Bir şeye dokunmayın. Yüzcü. Masaja devam. Adrenalin verelim hemen. Çabuk biraz acele. Hadi Temel ne olur Temel. Lütfen lütfen. 150 Julia. Hazır hocam. Tamam. Dönüyor galiba. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Halil İbrahim. Geç. Hadi. 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 Ne oldu? 200 cüm. Masaj yapmaya devam edin. Thank you.
Ölüm saati 21:15. Başınız sağ olsun. Hayır kocam. Kocam hayır. Hayır, beni bırakamazsın. Ben hayır. Kocam. Eda Nur. Bebeği var, yardım edin. Yardım edin, hamile, hamile. Eda Nur. Acil Sevgi. Tamam. Temel. Başın sağ olsun. Alın Halil İbrahim'i. Yusuf'un sonunu bir de anladım. Ya anladım da işte. Bir bakmış kompartmanda hep gene aynı Amerikalı diye var. Sine misin? Ne sağlık var mı? Gel. Hekimoğlu gel. Gel bak, Merve bize nohut yapmış. Derviş dayı, bir şey mi oldu? Derviş hayırdır? Ne oldu? Ne oldu derviş? Derviş dayı. Derviş bir şey söylesene. Düğünde çatışma çıkmış. Derviş dayı kime ne oldu söylesene. Çocuklara bir şey mi oldu? Temeli kaybettik. Ablacığım. Ah, siyah. Ah, canım siyah. Hmm. Bitmem geçmiş olsun. Sağ ol. Bir haber var mı ameliyatta? Bekliyoruz Nergis'i. Güçlü kuvvetlidir benim rızvanım. Ne badereler atlattı. Bunu da atlatır Allah'ın izniyle. İnşallah Nedim'e inşallah. Of, nedir bu başımıza gelen? Nedir bu başımıza gelen mi?
sen yok musun zaten bu işin içinde? Herkes birbirini öldürsün diye yapmadın mı bu planı? Zeynep sen bir sus. Niye susuyormuşum ben? Kes sesini Zeynep. Git buradan. Zeynep git buradan. Anne. Bak hala anne değil. Sen vurdurttun bütün aileni. O eşkıya kılıklı kocana gitti, babanı vurdurttun, kardeşini vurdurttun. Bir sakin olur musun teyze? Burası yeri değil. Nerede konuşacaktık? Ha? Mezarlıkta mı konuşalım? Ne yapalım? Hastane senin hoşuna gitmedi mi Ayşe? Ya ablamın ne günahı var Allah aşkına ya? Bu kız herkes iyi olsun diye çırpınıyor. Sus be! O çırpındıkça biz batıyoruz. Hepimizi ne hale getirdi? Dua et de babanla kardeşine bir şey olmasın. Yoksa seni hayatım boyunca affetmem. Sen bütün bunları organize eden o Yılmaz'ı affet anne. Beni affetme zaten. Bak hala konuşayım. Defol git buradan. Defol git bakalım o eşkıya arkadaşın hala yaşayayım. Allah hepinizin ayrı ayrı cezasını versin diyeceğim ama... belli ki vermiş zaten. Bırak ben senden, bırak! Ne sakin sakin! Ne sakin sakin! Havuç kadar değil! Pardon, affedersiniz. Eda Nur diye bir hasta gördüm. Soyadını biliyor musunuz? Sordurabilirim. Yok, soyadını hatırlamıyorum ama az önce eşini kaybetti. Doktora sorabilirsiniz. Zeynep, ben de seni arıyordum. Eda Nur'dan haber var mı? Var, kendisi iyi. Ama bebeğini kaybetti. Birazdan müşahede odasını alırlar. O zaman görebilirsin. Bu arada yalnız bırakmamakta fayda var. Hem bebeğin kaybından ötürü, hem eşinden ötürü. Tamam, ben buradayım. Babamdan haber var mı peki? Kardeşinin durumu iyiymiş. Birazdan ameliyattan çıkar. Ama babanın durumu kritikmiş. Bunu söylemek için erken. Ama her ihtimale karşı hazırlıklı olun. Tuzak olduğunu düşündüm. O kadar kadının kızın içinde savaş çıkacağını düşünmemiştim. Olan oldu artık. Birazdan adliyeye götüreceğim sizi. Büyük ihtimal tutuklanacaksınız. Rızvan Leto ölürse kolay kolay çıkamazsın içeriden. Yani sonuçta nefsi müdafaa var ama öldürmeye ateş etmişsin. Öldürmeye ateş etmişim. Bu herif beni öldürmeye sıkmadı mı? Adam gözümün önünde kardeşimi öldürdü Oğuz. Halo, biraz sakinleşmek lazım kardeş. Tamam biliyorum çok sevdiğim birini kaybettin. Ama biz daha önce de kaybettik sevdiklerimizi. Kendimizi kaybetmek olmaz bize. Bizim ne işimiz var burada? Hı. Bizim ne işimiz var burada? Bizim yeğenimiz vurulmuş, babamız vurulmuş, düğünümüz kana bulanmış. Yine de suçlu biz miyiz daha? Levent saçma sapan konuşma. Bir sürü insan vuruldu, bir sürü insan öldü. Ne olacaktı? Geçmiş olsun, başınız sağ olsun mu diyeceklerdi? Yavuz, sen utanmadan konuşuyor musun la hala? Otel bizim dedin, hiçbir şey olmaz dedin, attın, tuttun. Kıyamet oldu, kıyım oldu da. Yılmaz Martin'in duru durağı var mı Levent? Çoluğun çocuğun olduğu yerde görülmüş şey mi? Hangimizin aklına gelirdi? Karının aklına gelmiş belli ki. Apar topar nikah diye tutturduğuna göre. Hop bir dakika. Nesim amca, annemle ne ilgisi var? Dur hele, daha bitmedi. Kızının evlenmesine razı geldiğine göre Asiye'nin de aklına yatmış. Annen ne demeyi söylemiyorum Fikret. Almış getirmiş reçeti, o da Tamer'e sıkmış. Ben de ona sıktım Nesin baba. Konu kapandı. Yılmaz Marten'e gelince, hepimiz buradayız.
O hangi cehennemin dibinde bilmiyorum. Ama elbet bir yerde karşıma çıkacak. Yalnız babanı vuran Yılmaz değil, Halil İbrahim. Güzel bir haber. Hadi. Bize iyi bir şey söyledi ha. İyi bir şey yok kardeşim. He? Başımız sağ olsun. Kardeşimizi kaybettik. İbrahim! Senle benim arama kan girdi. Bundan böyle hasmımsın. Babamı vurdun. Senin baban benim kardeşimi öldürdü. Bil ki yaşasa bile hesabını verecek. Asımlığa gelince önce Yılmaz'ı öldüreceğim. Sonra nerede, ne zaman istersen. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Buyurun Yılmaz Bey. Bir süre burada bizi kimse bulamaz Yılmaz Bey. Bir süre kimse dışarıda olamaz zaten Nusret. Önemli olan jandarmanın bizi bulmaması. O Ercan'ı Halil İbrahim mi vurmuş? Dediklerine göre Fikret Leto vurmuş. Ama Halil İbrahim öldürmüş. İstesem bu kadar olmazdı. Ortalık kan gölüne döndü. Tam kanka olacaklar, aralarına kan girdi. Vallahi birbirlerine ne kadar kinler orasını bilmem ama Yılmaz Bey, İkisinin de ilk hedefi size ulaşmak olacaktır. Eniştemin durumuna bağlı. Ölürse başka, kalırsa başka. Babanıza haber ulaştırmamızı ister misiniz? Halam illaki abisini anlatır. Hiçbir şekilde kimseyle iletişim kurmayın. Emredersiniz. Her şey bitti. Tam her şey yoluna gitti derken her şey bitti Zeynep. Kocam gitti.
Bebeğim. Bebeğim gitti. Ben ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Zeynep, ben demezsiz nasıl yaşayacağım? Bilmiyorum Eda Nur. İnan bilmiyorum. Herkes için her şey bitti gibi duruyor. Nasıl olacak? Ne yapacağız? İnan ben de bilmiyorum. Kimi öldürdük acaba? Görebildin mi? Babam vurmuş. İbrahim de babamı vurdu. Oğlunuzun ameliyatı başarılı geçti. Birazdan odaya alacaklar. Orada görebilirsiniz. Şükürler olsun. Peki kocam. Rızvan Bey'in durumu ciddiyetini koruyor. Zor bir ameliyattı. İsabet eden kurşunlardan biri omuriliğine çok yakın bir noktada. Şu an yoğun bakımda. Durumu takip etmeye devam edeceğiz. Doktor Bey. Biz kötü haberlere dayanıklı insanlarız. Rızvan Bey yaşayacak. Bu Rızvan Bey'in dayanıklılığına bağlı Nedime Hanım. Ama yaşasa bile eskisi gibi olmayacak. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Biz her şeye hazırlıklıyız. Her şeye. Her şeye hazırız da. Peki. Tekrar geçmiş olsun. Nedime. Ben bir Tamer'e bakacağım. Biz seninle Rizvan'ın böyle nöbetleşe bakarız. Asiye nasıl böyleymiş Aduzo? Fikret Tamer'in hayatını kurtardı ya. Nedime'ye ters yapmaz artık. Artık demeyelim de. Bugünlük böyle. Asiye ne zaman dost, ne zaman düşman olacağını iyi bilir. Thank you.
Rahmanil Hakim. İnneke leminel mursalin ala siratim müstakim. Tenzilel azizir rahim. Ben seni seviyorum, yetmiyor mu? Ben sana kurban olurum. Benim hayatım. Sen olmasan zaten. Sen iyi ki varsın. Kocam benim. Bekledim tabii ya. Bekledim öyle olur. Ben bir ömür olsa bir ömür de beklerdim seni. İnsanlar acılı. Ne desen anlamazlar. Zeynep, bir güne kadar zordu. Bundan sonrası çok daha zor olacak. Biliyorum dayı. Herkes için çok zor olacak. Hangi başımız kızım? Sağ olacak başımız mı kaldı? Haklısın ama ne de sen haklısın. Nedim Hanım gelmemiş cenazeye. Hastanedeymiş. Babamın yanında. Var mı? Maalesef. Bir süre daha uyandırmayacağız. Solunum cihazına bağlı kalması şu an için en doğrusu.
Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Anne ve kızım. Hadi sen eve git, istirahat et biraz. Yok kızım, ben kocama suya bırakıp gitmem. Teyzem de çok üzgün. Mutlu demedim kızım. Kocamı bırakıp gitmem dedim. Anne, babamı görmek istiyorum ben. Ne yapacak, göreceksin daha. Ne demek ne yapacaksın anne, merak ediyorum. Merak edecek bir şey yok. Adam yoğun bakımda. Sen bir iyileş, ondan sonra görürsün. Anne bak, babama bir şey olduysa da bana söylemiyorsanız daha var ya. Ne söylemeyeceğim? Bütün gerçekler orada da. Baban yoğun bakımda yatay, sen burada yataysın. O yollu Eda Nur benim torunumu öldürdü. O da mezarda yatay. Bütün gerçekler bunlar. Ne saklayacağım ben senden? Fikret abim mi indirmiş Reşit'i? Aynen öyle teyzem. Fikret abin olmasa Reşit sıkmaya devam edecekti. Bak anne, sevmiyorsun bir de Fikret abimi. Ben Fikret'i severim. Anlamadınız siz. Ben benim derdim anasıyla. Anasıyla benim derdim. Ne yapacağım? Fikret seni kurtarmışken ne yapacağım? Anasının üstüne bir yüreğim, ne yapayım? Nedim'e de gitmemiş Reşit'in cenazesi nasıl ye? Ya bir gitseydi ha. O getirdi o. Nikahı o getirdi benim uşağıma sıksın diye. Ama göreceğiz bakalım. Ben şu an konuşmuyorum. Ama ileride ne yapacağım göreceksiniz. Bunların, bütün bu olayların tek sebebi Zeynep. Buradan çıkar çıkmaz görüşeceğim onunla. Kimsenin Zeynep'in yüzüne baktığı yok teyzem. Ne kocası kaldı, ne ailesi. Onun da iyi günleri bunlar. O Rizva bir ayağa kalksın. O kızını elleriyle diri diri toprağa gömecek. Babamın durumunda herhangi bir gelişme yok abi. İstanbul'dan doktorlardan görüş alsaydınız. Yapılacak bir şey vardır belki. Olmadık. Yaşasa bile eskisi gibi olmaz diyorlar. Ne demek o? Eskisi gibi olmaz. Yani... Yürüme ve konuşma fonksiyonlarına zor kavuşurmuş. Annem nasıl? Benimle konuşmuyor. Haklı Zeynep. Ne kadar konuşmasa o kadar haklı. Yanlış anlama, ben de konuşmayacağım seninle de. Dışarıda konuşacak kimse kalmadı. Sen de mi abi? Sen de mi ne Zeynep? Ne demek sen de mi? Kocan babamızı vurdu. Bak burada çürüsem de. Eğer o Halil İbrahim'le konuşacaksan, görüşeceksen benimle ilişkini kes. Konuşacağım abi. Onunla da konuşacağım. Ya hala konuşacağım diyorsun Zeynep ya. Babam Halil İbrahim'i ateş etti. Temel'i vurdu, öldürdü. Temel kim kızım? Temel kim? Temel benim arkadaşımdı. Ya Zeynep sen ne arkadaşından bahsediyorsun? Baban ölüm döşeğinde. Sen hala o Halil İbrahim'e o sebepten ya da bu sebepten hak vereceksen bir daha buraya gelme. Yüzüme bak. Bittin sen Halil İbrahim. Duydun. Ya burada ya dışarıda. Bittin sen. Fikret. Gün sayıyorum. Ama senin için değil. Beni ne zaman bitirmek istersen beklerim. Koğuşum belli. Çıkınca mekanımda. Halil İbrahim! Bacımdan uzak dur! Bir delikanlılık yap. Babasını vurduğun kızdan uzak dur!
Erkek Bey, devam edelim. Çek elini. Hakim Bey'le konuştum. En fazla bir ay içeride kalırlar dedi. Hedef gözetmeksizin ateş edilmiş. Herkes bir şekilde nefsi müdafaa yapmış. Ölenler var, yaralananlar var ama yapacak bir şey yok. Bu işi organize eden adam Yılmaz Marten ortada yok. Efendim, bence bu Yılmaz Marten'in ortaya çıkmasının tek bir yolu var. Neymiş? İçeridekilerin dışarı çıkması. O zaman da yeni bir savaş çıkacak Oğuz. Kim, kimin, nasıl tutacak? Nerede, nasıl vuracak? Yani Sayın Savcım, bunu söylemek istemezdim ama bırakalım yesinler birbirlerini. Sağ ol Salihacığım. Afiyet olsun. Hoş bulduk. Aa, Damla. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neler olmuş ya? Evet. Kusura bakma, düğününe gelmeyi çok isterdim diyeceğim ama... yani olanlardan sonra... bu arada çok üzüldüm. Yani Rızvan amcaya, Tamer'e. Sağ ol. Ama yani babamlarla ne ilgisi var onu anlamadım. Bu olaylardan sonra onları niye içeri alıyorlar? Anneme sordum telefonda, gel anlatırım dedi. Telefonda olmaz dedi ama ne oluyor? Nerede o? Yukarıda, gelir şimdi. Heh, geldi. Anneciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Leyla'cığım, hadi sen de bir an önce hazırlan, hastaneye gidelim kızım. Tamam. Biz de bu arada ana kız biraz dertleşelim. Dertleşelim anneciğim. Kusura bakma, geç kaldım, sana oğlum vardı. Neler olmuş ya? Bir doğru dürüst anlatır mısın bana bu durumu? Anne, ne yapıyorsun? Bir daha, bir daha bana yalan söylemeyeceksin. Anladın mı? Buraya kadardı Damla. Çocukluk, serserilik, yalancılık buraya kadardı. Eğer bir daha bana yalan söylersen yemin ediyorum sen... Ben sana ne yalan söyledim? Sus. 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 Otur karşıma. Otur. Girdiğin o alemleri, yaptığın o rezil partileri biliyorum. Anne, ne alemi ne partisi, ben... Kes sesini. Bir daha sözümü kesersen yemin ediyorum o dilini kopartırım. Kendinden geçmiş fotoğrafların elden ele dolaşıyor. Dur. Toplattım. Hem de ne bedeller ödeyerek. Baban da abin de bilmiyor niye içeride yattıklarını. Bütün bunların sorumlusu sensin. Tamam, diyelim dediklerin doğru. Bütün bunların benimle ne alakası var?
Sen Yavuz'la Leyla'yı niye bir gün içinde evlendirdiğimi sanıyorsun? Keyfimden mi? Hayır. Birileri birilerine tuzak kursun diye. Sırf kızımın ahlaksızlıkları ortaya çıkmasın diye. Babası, abisi, evlat katili, kardeş katili olmasın diye. Şimdi beni iyi dinle. Hazır kimse yokken otelin başına geçeceksin. Anne. Beni dinle dedim. Çatışma çıktı. İnsanlar öldü. Bunu insanların hafızasından sileceksin. Anladık mı? Babanla abin cezaevinden çıktığında seninle gurur duyacak. Ama okulum ne olacak? Bitti. O şansını kaybettin. Buraya kadardı. Artık dönmeyeceksin. Leyla'cığım hazır mısın? Evet. O zaman hemen çıkalım. Damla, bugün sen dinlen. Yoldan geldin, yorgunsundur. Hastaneye yarın uğrarsın. Sonra da işinin başına geçersin. Tamam mı kızım? Tamam anneciğim, peki. Güzel. Görüşürüz. Sen burada mıydın? Nerede olacaktım anne? Ne bileyim. Kocana gitmişsin diye duydum. Belki evinde beklersin diye düşündüm. Benim evim burası anne. Cezaevine gittim. Abimi gördüm. Bir şey dedi mi? Seni sordu. Babamı sordu. Herkes iyi deseydin. İçerideki insana umutsuz konuşulmaz. Öyle söyledim. Gerçi kocana olacak adama istediğin kadar umutsuz konuşabilirsin. Ona da öyle söyledim anne. Başka? Başka bir şey yok. Elif'le Sakin Hala kötü durumdalar. Cenazeye de gelmedin. Onlarla konuşursan iyi olur. Gerçi kimsesi kalmamış insanlara nasıl bir umut vereceksin bilmiyorum ama sen bilirsin illa. Çağır gelsinler. Olur. Gel sakin, otur konuşalım. Konuşalım Nedim. Cenazeye gelemedim. Başınız sağ olsun. Malum, ölüyü diriltemeyiz. Ama ölmemiş için belki bir şeyler yapabiliriz diye hastanedeydim. Hoş. Siz de oraya gelmediniz. Ama normal. Acınız var. Hepimiz acımızı, üzüntümüzü yaşarken tavır yapıp birbirimize ilişkimizi kötüye götürmeyelim. Ne ilişkisi Nedim Hanım? Siz ellerinizle babamızı gittiniz, ölüme sürüklediniz. Sonra da hepimizin abisi Fikret abi onu vurup öldürdü. Sebebi de İki kardeşimin katili Tamer. Bundan sonra sizce bizim bir ilişkimiz kaldı mı? Siz bilirsiniz Elif. Bence kalmalı. Ben Reşit'e söyledim.
Gelirsin, o çocuğu vurursun ama oradan sağ çıkamazsın dedim. Reşit bile bile geldi. Vurdu, öldürdü. Öldüremedi, o başka mesele. Fikret ne yapacaktı ha? Reşit'in bir kurşun daha atmasını mı bekleyecekti? Ne olurdu ki? Çok mu seviyordu Tamer'i, Asiye'yi? Herkes yöneten bir adam birilerini seviyor diye korumaz ya da öldürmez. Gerekeni yapar. Fikret de gerekeni yaptı. Şimdi siz, Fikret çıktığında bu tavırlarınıza devam edecekseniz, pılınızı, pırtınızı, eşyalarınızı toplayın ve gidin buradan. Ama yok, biz bir aileyiz. Acımızı da, üzüntümüzü de içimizde yaşarız derseniz, benim için hiçbir şey değişmedi. Biz bir aileyiz. Gerçi acı da kayıp da bizde ama illaki sen de yaşayacaksın. Yanında olacağız. Biz bir aileyiz Nedim'e. Gel. Elif. Zeynep. Ne dedi annem? Hiçbir şey olmamış gibi yapalım diyor. Ne desin? En iyi bildiği şeyi söyledi yani. Öyle. Sana da mı aynı şeyi tavsiye ediyor? Beni yok sayıyor. Abimi yeni lider. Halil İbrahim'i de bütün kötülüklerin sebebi olarak görüyor. Peki sen nasıl görüyorsun? Ben göremiyorum Elif. Ben hiçbir şey göremiyorum. Babanı vuran bir abim var. Babamı öldürmek için gözümün önünde vuran bir kocam. Peki sen hiçbir şey konuşmadın mı Ali İbrahim'le ziyarette? Ne söyleseydim? Seni bekliyorum. Çok özledim mi deseydim? Ya da bize bunu nasıl yaparsın, ben seni nasıl affedeceğim mi deseydim? Ne deseydim yani? O bir şey demedi mi peki? Gözlerinde öfkeden başka hiçbir şey yoktu Elif. Zeynep peki içinde? İçinde de mi hiçbir şey yoktu? Ben artık kimin içinde ne var bilmiyorum. Kendim dahil. Çok yatmazlar. Bir süre yatıp çıkarlar diyorlar. Onlar çıktıktan sonra ne olacak? İnşallah hiçbiri çıkmaz. Bir ömür yatarlar. Yaşasın özgürlük. Oh.
Yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa, öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, bir yanıma bir yosun dalgalanır sularda. Başım sağ olsun Yusuf abi. Bir yanıma bir yosun dalgalanır sularda. Dostum dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldır can denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçesi. Yusuf abi. Dostum dostum güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldır tam denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız. İbrahim. Halil İbrahim. Kardeşim. Sarı Temel. Ay benim canım kardeşim. Bizi bırakıp gittin ha. Şimdi biz ne yapacağız Temel? Biz şimdi ne yapacağız? Bundan sonra her lokmamız bir eksik olacak Temel. Her sevincimiz buruk olacak. Her gözyaşımız bir fazla olacak Temel. Ne istediler bizden Temel'im? Keşke ben ölseydim. Annem nerede? Bugün çıkacaksın diye eve gitti seni karşılamaya. Teyzen? Tamer taburcu oldum. Geceleri o burada kalıyor, gündüzleri de Nedim anne. Adamı bu hale getirdikten sonra mı geçinmeye başladılar? Geçindikleri falan yok Fikret. İkisi de daha çok benim kocam şovu peşinde. Zeynep nerede? Evde. Hangi evde? Hangi evde olacak Fikret? Bizim evde. Bizim evde mi? Hı. İşte ara sıra buraya uğruyor. Onun haricinde de evden pek çıkmıyor zaten. İyi. Ben şimdi eve geçiyorum. Sen de git babanlarla. Bir hasret gider. Bir geçmiş olsun dile. Sonra da geç kalmadan eve gel. Konuşacaklarımız var. Hangi konuda? Evdekilerle ilgili Ayşe. Reşit öldü Netice'de. Anladım canım. Nedim annem onlarla konuştu ama o sana anlatır. Akşam evde görüşürüz. Görüşürüz. Dikkatli ol. Sen de.
oğlumu benden aldılar Halil İbrahim. Ama sen varsın. Kardeşlerim var. Ben hiçbirinizi oğlumdan ayrı sevmedim. Sizlere kavuştum ya. Oğlumun kokusu burnumda tüttü. Eda'nın nerede? İçeride. Ben bir konuşayım onunla. Halil söyledi biliyor musun? Neyi? Öleceğini. Tam o geldiğim gece. Söyledi, burada oturuyorduk. Gel gel. Hazır Halil İbrahim'le Zeynep yok. Şu battaniyenin tadını bir de biz çıkartalım. Ya kocam. Onlar da ne tatlı oldular değil mi? Çok çok. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yasemin'den sonra bizim yetim öksüz toparlayamaz, dayanamaz diyordum ama... Zeynep düştüğü yerden çok güzel kaldırdı onu. Kocam. Hı? Bak. Eğer bir gün ben ölürsem sen sakın düşme, tamam mı? O ne biçim laf karım ya? Allah Allah, nasıl düşmeyeyim? Ya tamam. Tabii ki azıcık düş de. Eğer biri elini uzatırsa sana kalk diye, sen tut o eli. Kalk düştüğün yerden. Çünkü sen bu dünyada mutlu olmayı en çok hak eden insansın. Ömrüm, ben bu dünyada sensiz yaşayamam ki. Hı? Ama bir dünyayı bilmem. Ola ki ben senden önce giderim. Ki inşallah öyle olur. Çünkü ben senin yokluğuna bir kere daha katlanamam. Sen dik dur. Sakın yıkılma. Tamam? Anam, babam, kardeşlerim. Hatta İbrahim bile ha. Bakma öyle durduklarına, havacıva. Hepsi yıkılırlar. Ama sen sakın yıkılma. Sen benim geldiğim gün nereye gidiyorsun? Ya ben seni bırakıp nereye giderim? Gitmemiş bir yere. Ama sen yine de beni dinle. Hayat devam edecek. Mücadele her zaman devam edecek. Ama seni görenler diyecek ki, insanlar ölür, sevdalar ölmez. Ömrüm, ne tatsız, tatsız konular. Gel, gel. Artık hasret giderme vakti. Yani Halil İbrahim, ben sizin için buradayım. Biz asla yıkılmayacağız. Biz yıkılmayacağız. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Sen benim ömrümün sonuna kadar başımın tacısın.
Oğlum. Ah, evimin direği Fikret'im benim. Hoş geldin. Anne. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Oh. Oh canım benim. Sen şimdi annenin yemeklerini de özlemişsindir. Ben senin sevdiğin yemeklerden hazırladım. Hastaneye bile gitmedim bugün. Ayşe söyledi. Önce hastaneye uğradım zaten. Ellerine sağlık. Ne o Zeynep? Düşündüğünden erken mi çıktık? Ne bu surat? Olur mu canım öyle şey? Canım. Şoto da geldi. Sakinelerde onlarla birlikte zaten. Hadi ben de size bir şeyler hazırlayayım ha. Oturun önce anne. Yemeği sonra hallederiz. Oğlum bir şeyler hazırlasaydım. Tamam anneciğim. Hallederiz şey dedim sonra. İyi hadi peki. Duydum. Buradan gitmemişsin. Aileni seçmişsin. Teşekkür ederim. İnsan ailesini seçemiyor abi. Seçebilsem şu anda çok başka bir ailem olurdu. Tabii tabii. Eminim öyle olurdu. Baban sana bir seçim sundu. Uçak biletini verdi. Git dedi. Kiminle nerede ne yaşayacaksan seç dedi. Sen de çok farklı bir seçim yaptın. Babanı vuracak adamı seçtin. Olur anne, olur. İnsanız. Hepimiz yanlış seçimler yaptık. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Bundan sonra önümüze bakacağız artık. Direkt hastaneye gittik, oradan da buraya geldik. Ben bir şeyler yiyeyim. Müsaade ister Fikret Bey'den. Kabristan'a gideriz diye düşündüm ha. Kabristan'da ne var oğlum? Anlamadım onu. Onların yapacağı bir şey yok artık. Ne yapacaksak biz yapacağız. Ne yapalım ana? Ben yine anlamadım. Annem bu olay böyle mi kapanacak diye soruyor. Bu olay böyle kapanacak ana. Allah bağışlasın. Bak sen varsın. Karım var. İki çocuğum var. Ve hayat da devam ediyor. Ha, sen şimdi diyeceksin ki benimkiler yok. Söylediklerim aynı zamanda senin canın ana. Reşit babam rahmet olsun. Rabbim günahlarını affetsin. Bak Reşit babam bir karar verdi ana. Üstelik de bu kararı Fikret Bey'e rağmen verdi. Hem de ona söylediklerimi yok sayarak. Ona sizin yanınızda dedim. Ayrıca da dedim. Baba dedim kurban olayım. Sen bir şey yapma. Bırak. Fikret Bey yapsın. Aa, sen içeride iyice Fikretçi oldun ha. Hakkındır oğlum. Bir numaranın sağ kolu olmak iyidir. Reşit de rızvancı olmuştu. Ne oldu? Büyüyünce iki çocuğunun da canına kıydılar. Allah seninkilere uzun ömür versin. Elif, annenle konuş. Bak net söylüyorum. Fikret Bey'in yaptığı canımızı çok çok yaksa da adam yapması gerekeni yaptı, tamam mı? Kardeşini vuranı öldürdü. Peki babasını vuranı da öldürecek mi? Maalesef. Artık bu işin dönüşü yok Elif. Peki sen kimin yerine kurşun yiyeceksin? Zeynep'in abisinin yerine mi yoksa kocasının yerine mi? Abisinin yerine kurşunu yerim. Zeynep'in hatırına da kocasına sıkmam. İyi. Bir karım var. İki de çocuğum var. Allah bağışlasın değil mi?
Allah asıl sizi bağışlasın. Sizin bu zihniyetinizi, bu kafanızı, bunu annem de dahil. Anne, bu arada ben bir süre Dursun Neto'nun otelinde kalacağım, haberiniz olsun. O nereden çıktı şimdi oğlum ya? Allah Allah. Uğursuz yer. Başımıza gelmeyen kalmadı orada. Başımıza gelenlerin sebebi otel değil anne. Senin o yeğenin. Ama ben yine de bir süre bu evde kalmak istemiyorum. Abi, annem Elif'le de Sakin Alay'la da konuştu. Nasıl yaptı bilmiyorum ama ikisi de burada. Gitmediler. Yani eğer istemezsen de gözüne gözükmezler. Açıkçası ben de şu an pek onlara görünmek istemiyorum. Ne diyeceğim? Kocanı vurdum, hak etti mi? Ya da babanı? Diyebilirsin. Babanı vurdum, hak etti diyebilirsin. Halil İbrahim de bana böyle söylese uygun olur mu anne? Açma şu konuyu şimdi. Hayır, ben anlamıyorum ya. Konu aynıysa kişilere göre nasıl değişiyor bu? İşte tam da bu konular kapanana kadar otelde kalacağım. Bu arada o oteldeki katliamın müsebbibi yeğenin. Nerede o? Ne bileyim ben nerede. Kayıplara karıştı. Yediği haltın farkında herhalde. Ne yapacaktı, gelecekti de babana geçmiş olsun mu diyecekti. Babasıyla konuşmadın mı? Konuştum tabii canım, konuşmaz mıyım? Elime bir geçirirsem ona yapacağımı bilirim ben diyor. Hı hı. Kesin öyle olur. Hakan aradı sürekli. Halacığım nasılsın dedi, eniştem nasıl dedi, Fikret abim nasıl dedi. Her gün aradı, sordu, sağ olsun. Geleyim mi ben dedi. Başınızda durayım, yalnız kalmayın dedi. Yok dedim. Fikret abin çıkmadan olmaz dedim. Şimdi Yılmaz'ı çağırdım, seni de çağırıp sebep olmayayım dedim. İyi demişsin anne. Arar zaten o beni. Ben gerekeni konuşurum. Efendim, kardeşiniz Hakan Bey geldi. Ne yapam yapıyorsun Nusret? Hakan'a mı yok diyeceğim? Gelsin. Emredersiniz. Abi. Vay. Kardeşim. Gel gel. Gel buraya. İyi misin? Ben oğlum, Karadeniz'e özel uçakla gelinir mi? Niye bu kadar dikkat çekiyorsun? Ben asıl özel uçakla gelmesem dikkat çekerim. Serseri. Otur. Otur. Peder ne yapıyor? Ne yapsın? Sana sövüyor. Ne oturuyor orada? Gelsin buraya diyor. İşlerimiz bitsin, gideceğiz elbet. Ne iş abi? Sevkiyat rotaları değişti. Babam yeğenine temiz bir sayfa açtı. Sen hala burada Halil İbrahim'i yok etme peşindesin. Bırak gerisini Fikret halletsin. Benim halledemediğimi Fikret mi halledecek? Tamam, ben halledeyim. Sakın. Sen buraya Fikret abine destek olmaya geldin. Bu işlerin içinde yoksun. Hatta karşısın. Sürekli bana ve babama saydıracaksın. Halil İbrahim'le de karşı karşıya gelmiyorsun. Nasıl olacak o iş? Zeynep'le yakınlaş. Siz hem kuzensiniz, hem Amerika'da okuldan arkadaşsınız. Yani okuldayken yakındık bayağı. Ama peder önümüzü kesti sonra. Sonra bu Levent olayları. Şimdi kız Halil İbrahim'le evlenmiş. Daha ne yakınlığı? Hakan, ben ne diyorsam onu yapacaksın. Halil İbrahim erkeklik gururuna yediremediği için seni hedefe koymayacaktır. Sen Zeynep'le yakınlaş. Onun evliliği zaten bitti. Ki zor zamanlarında yanında ol ki... Anladım abi. Tamam. Bir de
Damla'dan uzak duruyorsun. O niye şimdi? Tam benim kafada kız. Gel dersin gelir, git dersin gider. Damla'dan uzak duruyorsun. Onunla ilgili başka planlarım var. Sen kızı çektin, gerekeni yaptın. Ben de o fotoğraflarla yapacağımı yaptım. Damla konusu kapandı. Damla'dan uzak dur. Nerede kaldılar ya? Allah korusun. Yoldayız dediler. Geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum. Evim mi? Babacığım. Hoş geldin. Hoş kızım. Hoş buldum. Çok özledim seni. Geçmiş olsun. Sen de hoş geldin. Babacığım. Leyla. Eksik olma kızım. Hoş geldin abicim. Dursun. Dursun'um. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nerede kaldınız? Yoldayız, yoldayız dediniz. Bir türlü gelemediniz. Rızvan'a uğradık gelirken. Rızvan fark etti mi bunu? Hanım. İyi misin? İyi, sen? İyi. Hadi gel. Ya biz her gün Leyla ile hastanedeydik. Hiçbir gelişme yok ki. Zaten canımız çok sıkkın. Ben o yüzden söyledim öyle. Sağ olsun Nergis annem her gün geldi benimle hastaneye. Gelecek tabii be. Anam benim. Bu arada doktorla konuştuk biz. Rızvan baba bayağı dirençli çıkmış. Yani uyandırabilirler. Ay inşallah. Çok şükür. Bu arada yolda gelirken aldım haberlerini. Aferin kızım. Gelmişsin. Oteli derleyip toparlamışsın. Yavuz'a gelirken söyledim zaten. Gözümüz arkada kalmasın. Damla geldi en zor zamanımızda işleri eline aldı dedim. Ne demek babacığım, tabii ki. Görevimiz. Helal kız sana. Hiç beklemezdim ha. Ah niye? Okul ne olacak şimdi? Ne uzaktan eğitimle diplomamı alırım. Bir sorun olmaz abiciğim. Güzel, güzel. Onca sene boşa gitmesin. Gitmez, merak etme. İyi, hadi bakalım. Siz şimdi annenizle bana biraz müsaade edin. Bizim konuşacaklarımız var. Akşam yemeğinde otururuz yine, hadi. Tamam babacığım. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayatım, çok iyi gördüm seni. Aç mısın, bir şeyler hazırlayayım mı? Ha? Çay içer misin? Ben sana bir kahve yapayım. Ne zaman bana rol yapmayı bırakacaksın Nergis? Ne rolü, anlayamadım. Bu kız niye geri döndü? Kötü mü ettim? O gün 12'ye koştur koştur yapmanın bu kızın geri dönmesiyle ne alakası var bana anlatacaksın. Anlatamam, bilmemen daha doğru. Anlat Nergis! Kızımızın bazı kayıtları vardı. Senin şerefine leke gelmesin diye bir anlaşma yaptım. Şimdi bu kız... Bak Dursun, onun bir günahı yok. Bazı işlere bulaştırmışlar, kendinde değilmiş. Bize bu tuzağı Yılmaz kurdu değil mi? Yılmaz ya da bir başkası. Bunun ne önemi var? Ben yapmam gerekeni yaptım. Rızvan artık yok. Fikret işin başında. Oğlumuz da onun yanı başında. Geriye bir tek şey kaldı. Neymiş o? Damla ile Levent'i evlendirmek. Fikret'in sağında solunda bizim çocuklarımız olacak Dursun. Her şeyi biz yöneteceğiz. Levent abi, bu nikah salonundaki olay var ya, tam bir Meksika çıkmazıydı. Meksika çıkmazı ne ya Tamer'im? Tam bir Karadeniz çıkmazıydı. Herkes herkese sıktı. Kimin parmağı, kimin tetiğinde belli değildi da. Lan zevzeklik etme Levent. Çocuk vurulmuş, babası vurulmuş. Tamam işte, ben de onu diyorum, o manada. Gitme şu çocuğun üstüne. O hiçbir zaman üzüntüsünü doğru ifade edemez. Neyi doğru ifade ediyor ki? Rızvan'ın durumu nasıl Asiye? Rızvan maşallah var. Ben ne zaman geceleri o yanında olsam... tansiyonu, nabzı, şekeri, yağ, suyu ne varsa her şey süper maşallah. Ama ne zaman o Nedime'ye devrediyorum, orada kötülüğüymüş.
ya. Ben ne yapacağım? Her gece gece gündüz orada dur ama benim taberim de burada yataydı. O Fikre çıktı ya. Nedim'e unutur o Rizvan'ı. Ben kaldırırım kocamı, merak etme. Sapa sağlam. İnşallah Asiye, inşallah. Ya teyze, senin bu Fikret alerjini hala mı geçmedi ya? Senin oğlunu kurtardı da oğlunu. Anlatamıyorsun ki Levent abi. Abim 40 yılın Reşit'ini benim için o kadar insanın önünde indiriyor. Annem hala Nedime'nin doğurduğu diyor ya. Yok yok, Fikret'e karşı eskisi gibi değil. Geçen gün Ayşe'ye kocana selam söyle. Gidersen haber ver de ben de teşekküre geleyim dedi. Yok artık. Kim? Teyzem. Siz beni hiç anlamadınız. Ben Fikret'i severim. Ne güldün? Ben Fikret'i severim. Ben anasını sevmiyorum. Onu hepimiz biliyoruz Asiye. Bu arada Fikret'le içeride vakit geçirdik. Bence her şey tamamdır yani. Rızvan ayaklansa da söyleyeceğim. Sen artık istirahat et diyeceğim. Aklın işlerde kalmasın. Hele var ya. Halil İbrahim'in üzerine bir yürüyüşü vardı. Ulan sen bittin, ulan sen öldün diye. Koridorlar inledi daha. Sen bu koridorları duydun mu Nesim abi? Doğru mu söyleyeyim bu? Ha? Yoksa benim mi pişpişlay? Doğru söylüyor Asiye, doğru söylüyor. Fikret bu saatten sonra asla Halil İbrahim konusunda geri adım atmaz. Düz yola giderse, bu işi hallederse benim ailemin lideri o. Ama darılmak yok Nesim abi. Ne darılacağım ya? Senin kankan nerede? Bütün işleri başımıza açıp kaçtı mı? Kimi değil, Azuhal. Yılmaz'ı diyor Asiye, bilmiyormuş gibi. Benim neden kakam olacak o? Ne demenin yeri, benim niye kakam olacak? Benim uşağımı vurulmasına sebep olmuş, Rizvan'ımı vurulmasına sebep olmuş, torunumu ölmesine sebep olmuş, kankammış. Ve bundan sonra kanka olacaksa Halil İbrahim'le olurum, valla. Abi, Halil İbrahim gider o Yılmaz'ın yerini söylerim. Fikret'e Halil İbrahim'in yerini söylerim. Kanka olacakmışım oğlum, haydi. Teyze, sen bir ara bana düşman ol. Sen bana hiç düşman olma. Sen var ya adamın soyunu, sopunu, her şeyini kurutursun daha. Ben seninle niye düşman olayım? Dımdızlak bir adamsın sen. Senin neyine? Senin evvelen çoğalman lazım. Bir çoğal bakalım. Bir çoğal, bir soyunu sopunu görelim de ondan sonra bakarım. Ne yapayım? Kendi kendime mitoz mu bölüneyim daha? Bilemem artık, yap çoğal. Ben annemle de karımla da konuştum Fikret Bey. Her ne kadar acıları taze de olsa, büyük de olsa size bir saygısızlık yapmazlar. Neticede yaşanan talihsiz bir olay olsa da olması gereken buyduyu açık açık söyledim. Yani otelde kalmanıza gerek yok Fikret Bey. Sağ ol Şota. Sağ ol da. Bir süreliğine de olsa insanlara yaşananları hatırlatmamak adına burada olmamam gerek diye düşünüyorum. Siz nasıl uygun görürseniz Fikret Bey. Çıktığımızı duymuş galiba Hakan Marten. Efendim Hakan. Abi geçmiş olsun. Hem Rızvan eniştem için hem de çıktığınız için. Sağ ol Hakan, sağ ol. Abi geldim ben. Nereye geldin? Tahliye olduğunuzu duyunca uçağa atlayıp geldim. Müsaitseniz halamla seni bir göreyim diyorum. Keşke bana sormadan gelmeseydin Hakan da. Neyse. Gelmişsin madem, buyur. Evdeyiz. Tamam abi, görüşürüz. Belanın biri giderken diğeri geldi diyorsunuz ha Fikret Bey. O belanın bir yere gittiği yok da. Hakan abisine benzemez. Bu taraklarda bizi yoktur mu? Çapkın serserinin teki işte. Gelsin bakalım. En azından dayımız ne planlıyor? Yılmaz Marten nereye kaçtı? Belki bir şeyler öğreniriz.
Söyle Erhan. Tamam, geliyorum. Asiye Hanım gelmiş Fikret Bey. Sizinle görüşmek istiyormuş. Niye? Tamer'le birlikte size geçmiş olsuna gelmiş. Müsait değil diye mi? Anlamaz o müsait miyiz değil miyiz. Alsınlar, salona geliyorum. Dakikan var mı Sakine? Diyecekleri var sana. Ne diyeceksen de çek git Asiye. Şimdi bir oturayım. Hala buralarda oturmadınız çok iyi. Ben de dedim gurur yapmıştır, kirlenmiştir. Nedime'ye tavır olsun diye buraları hep terk etmiştir diye, ama sizde nerede öyle şeyler? Siz benim iki kardeşime kıydınız. Ne yaptınız, ne ettiniz? Babamı da yok ettiniz. Şimdi başımızı sokacak bir çatımız kaldı. Ona da mı göz diktiniz? Olur mu canım? Bizim aramıza kan girdi. Ve bunları hepsini geride bırakmak istiyorum. Kabrinde çatısı var. Herkes bir gün ölecek. Ama bak, iki kardeşimi kaybettim diyorsun. Arabada Tamer'im var. Ha. Gelsin size af dilesin. Elinizi öpsün. Ha, sana kardeş, sana da evlat olsun. İstemez misin Sakine? Senden evlat da istemeyiz. Taziye de istemeyiz Asiye. İyi o zaman. Tatsızlıkları geride bıraktık diye düşünüyorum. Ben bundan sonra bir şey yapmayacağım. Ama sen de bunun kocasını benim uşağımın üstüne sürmeyeceksen. Ben seni Allah'a havale ettim. Kimsenin üzerine sürecek halim yok. İyi o zaman. Güzel, bütün tatsızlıklar bitti. Benim Allah'tan yana sırtım sağlam. Sakine, ben sizin gibi fakir fukaraya çok bakmışım. Asiye Hanım, artık kalkar mısınız lütfen? Senin kız çok asi, böyle parmak sallamalar falan. Kalkacağım. Neden? Çünkü Fikret'i bekletmek olmaz. Hepimizin veli nimeti o. Hadi kolay gelsin. Yürüse de Selim, hadi. Oğlum, niye evin içine çağırdın ki sen bunu? Babanın yazıhanesinde görüşseydin. Asıl oraya sokmamak lazım anne. Gelsin buraya, ne diyecekse desin, gitsin. De. Nerede bu? Gidip Zeynep'e falan çatmasın bu şimdi. Yok yok, Zeynep odasında. Geldiler galiba. Geçmiş olsun Fikret. Sağ ol, hoş geldiniz. Vallahi gün saydım çıkmadığı için. Gelip minnetimi sana göstermek için. Git öpem şuz, git öpem birinin elini. Abi, affet beni. Sen olmasan ben çoktan ölmüştüm. O gün oradaydın Tamer. Bu o gün yaşamanı sağladı. Ama bundan sonrası sana bağlı. Bundan sonra sen ne istersen öyle olacak abi. Ananın elini de öp. Yok oğlum, ne gerek var? El öpenlerin çok olsun. Buyurun oturun. Hastaneye gideceğim ben de. Konuştum hastaneyle.
Geceleri Rizvan Bey çok iyi. Ama bugün iyiymiş. Herhalde senin çıktığını hissetti. Ayşe'yle konuştum. Çok şükür iyi adam. Gecesi de gündüzü de aynı Asiye. Tabii oğlunu hissetmiştir Rızvan Bey. Ne de olsa gözü arkada değil. Her şeyini teslim edebileceği, güvenebileceği dağ gibi evladı var arkasında. Oo, lafı mı olur? Hem de ne dağ, ne büyük bir dağ. Bundan sonra hepimiz Fikret'e dayayacağız bütün sırtımızı, her şeyimizi. Sağ olun Nasihan. Anne, sağ olun. Anne yok. Annem anne yok. Bundan sonra Asiye diyeceksin. Asiye senin emrinde. Eksik olmayın. Madem böyle düşünüyorsunuz. O zaman bundan sonra sizden ricam... Bak hala rica değil. Gibi çocuk. Emret diyorum sana. Sen benim uşağımı canını kurtarmışsın. Emret. Asiye de yap. İstediğini yaparım senin. Estağfurullah. Benim işlerime karışmayın. Bu babam adına bir rica. Şahsım adına da dediğiniz gibi bir emirdir. İşte bu. Senin emri benim başımın üstüne. Şimdi müsaadenizle gideyim. Sen de yeni çıktın. Özlemişsindir ha karını. Ben Ayşe'ye söyleyeyim gelsin ha? Sen yorulmuşsundur. Ben giderim istersen Asiye böyle her gün her gün. Ben ne yorulacağım? Asıl sen yoruluyorsun. Burada çok dengeler var. Ne yapacaksın? Zeynep'le mi uğraşacağım? Bir tarafta o herif çıkmış kocası. Öbür tarafta o Sakine yanında bir kız böyle asi bir şey. Hangisini dengesini kuracağız? Senin çok işin var, sen yoğunsun. Bırak ben Rizvan'ı böyle ayağa kaldıracağım, sen merak etme. Ben bunca yıl seninle uğraşmışım Asiye. Bu dediklerin ne ki? Hadi size müsaade. Dediğin gibi Ayşe gelinimi gönderirsin. Sabah da gelir, ben nöbeti devralırım. Öyle olsun bakalım. Tamer. Efendim abi. Benden habersiz bir şey yaparsan arkanda durmam, haberin olsun. Böyle bir şey mümkün değil abi. Sen nerede dur dersen ben orada dururum. İyi. Babam hastaneden çıkana kadar annenin dizinin dibinde dur. Tamamdır. Bak ne büyük lider. Sok kafana bunu. Hadi yürü. Hadi. Hadi be. Fikret. Duyuyorsun değil mi söylediklerini? Duydum anne, duydum. Ya sabır, ya selamet. Ya sabır, ya selamet. Dur, dur, dur. Acele ettirme beni. Bakalım kim inecek arabadan? Aa, bak, bak, bak sen. Hakan sen misin? Benim Asiye Hanım. Nasılsınız? Ne haber Tamer? Halana geçmiş olsun, ama geldin. Hem halama hem de Fikret abime. Ha, bize de gel. Rızma enişte benim kocam olur, biliyorsun. Ha? Tabii, uğrarım. Uğra, o kaçak abin ne yapay? Bilmiyorum, haberim yok. Siz içeri geçin Hakan Bey. Fikret Bey sizi bekliyor. Görüşmek üzere. Görüşelim valla. Ben abiyle çok görüştüm. Biraz da seninle görüşmek isterim. Ay yakışıklı. Haydi bakalım. Bu evde bir şeyler oluyor. Yürü. Yürü. Aman da aman, benim yakışıklım gelmiş. Halasının bir tanesi. Oh, oh güzel paşam benim. Hoş geldin. Hoş bulduk halam. Abim. Hakan'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç otur. Gel, gel.
Ah güzel oğlum benim, maşallah maşallah, nasıl da yakışıklı. Fikret abisi Hakan'ım her gün aradı, halimizi hatırımızı sordu benim. Söyledin anne, söyledin. Sağ olsun. Vallahi aklım hep sizde kaldı hala. Bizim de aklımız hep abinde kaldı be Hakan. Nerede acaba bu Yılmaz diye. Gürcistan'da diye duyduk. İnşallah dünyanın öbür ucuna gitmiştir de bir daha da gelmez buralara. İnşallah gelir Hakan. İnşallah gelir de son bir kez karşıma çıkar, gözlerimin içine bakar. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Hem bir başsağlığı dileyim dedim. Hem de Halil İbrahim'e söyleyeyim, her hafta karakolda imza vermeniz gerekecek. Yani bu ara olaylara karışmamak lazım. Vallahi komutan, bizi artık tanıdın. Yani bir belaya bulaşmıyoruz da o bela bizi bir şekilde gelip buluyor işte. İşte ben de o belalardan uzak durun demeye geldim. Tamam Turan, uzatma. Camlı bahçede Halil İbrahim'le Yusuf abiler. Ulan ne açıklama yapıyorsun Turan? Kardeşimizin intikamını almak için herkesi keseceğiz. Ne yalan konuşuyorsun devlete? Ha, devlet de beni çok ciddi alıyor Osman. Yürü içeri girelim. Ben havalacım. Hey. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sağ olun. Böyle şunu koyun. Ben alayım onu. Teşekkürler. Kızım, komutana bir kahve mavi bir şey. Teşekkür ederim, zahmet etmeyin. Rahmetliyle çok bir hukukumuz yoktu ama birkaç gün karakolda misafir etmiştik. İşte malum olaylar sebebiyle. Kimseye zararı dokunacak birine benzemiyordu. Hatta Eda Nur Hanım'la kavuşmalarına açıkçası biz de çok sevinmiştik. Eksik olmayın. Bahsetmişti sizden de. Hatta biraz kayırmışsınız galiba. Biz açıkçası artık kim suçlu, kim değil az çok anlıyoruz. Anlıyorsunuz da komutanım. Belli ki elinizden bir şey gelmiyor. Tabii biz adli makam değiliz. Yani ceza veremiyoruz. Ama emin olun adalet er ya da geç tecelli ediyor. Şimdi belli ki Halil İbrahim'e diyecekleriniz var. Tahliyenin akabinde böyle sıcağı sıcağına koşa koşa geldiniz. Bu şartlı tahliye ile ilgili yani denetimli serbestlikle ilgili anlatmam gereken bir iki detay var. Daha fazla hapise yatmasınlar diye. Peki. O zaman bize müsaade. Tekrar başın sağ olsun oğlum. Eyvallah. Yılmaz Marten nerede? Bunu soracağını biliyordum. Ama hakikaten şimdi bir şey yaparsanız, yani ki senin üstüne gelecekler bir şey yap diye, doğru bir zaman değil. Kardeşim, soruma cevap ver. Yılmaz Marten nerede? İnan ki bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Oğuz? Bilmiyorum, yok, kayıp. Yok herif. Ya annesiyle, babasıyla, biriyle iletişime geçmiştir bu. Yasal ya da gayri yasal. Bana bu herifin izini bul. Oğlum aramıyor muyum sanıyorsun? He? Denemiyor muyum sanıyorsun? Bir aydır herifin peşindeyim. Olur da sen çıkmadan yakalar gömerim, bu işte böyle biter gider diye. Yok ama herif, kayıp. Melike gitti buralardan. O adam Halil İbrahim öldürmeden bir yere gitmez. O adam sizin birlikte hareket ettiğinizi çözmüş. Bence bir yerlere saklanmış. Halil İbrahim'in ortaya çıkmasını bekliyor. Dediğin gibiyse dayı, Halil İbrahim çıktı. O da bekliyorsa bir iki gün sonra gösterecek illaki kendini. Bir iş, nakliyat, bir para transferinden bir şey bulamaz mıyız? Yok, onların zaten takibindeyiz. Yılmaz Marten'in kardeşi geldi bugün özel bir uçakla. Hakan Marten. Ben biraz araştırdım ama Yılmaz gibi bir tip değil. Yani daha çok concon bir tip, yasal işlerle uğraşan. Sen Zeynep'e sorsan daha çok bilgi alırsın. Öğrendiğime göre beraber okumuşlar yurt dışında.
Ne oldu ya? Ters bir şey mi var Zeynep'le ilgili? Biri senin babanı vursa, ondan iyi bir gelişme bekler misin? Belliydi böyle olacağı. Dayı sen bize biraz müsaade eder misin? Olur yeğenim. Abla. Bana bak. Bak bu kız seni sevmiş. Ve belli ki sen de onu sevdin. Bütün uyuşturucu rotası değişti. Ben Ankara'dan da teyit ettim. Belli ki işlerin başına Fikret geçecek. O da eski usul silah kaçakçılığına devam. Biz onu burada her şekilde kontrol altında tutarız. Ankara'yla da konuşalım. Görev bitsin. Sen al Zeynep'i. Git buradan yepyeni bir hayat kur kendine. He? Oğlum hayatta mutluluk diye bir şey de var lan. Hep böyle savaşarak mı geçecek ömür? Kardeşim sen ne zaman benim kendi hayatım üstüne bir hayal kurduğumu, bunun peşine gittiğimi gördün? Ben ne zaman kardeşlerimin ölüsünün üstüne bir hayal kurdum, hayat kurmaya çalıştım? Benim ben, Halil İbrahim. Ola ki sen ölürsün, ben yaşarım. Yine bu dediklerini yapmayacağım. Ben bunun için yaşamıyorum. Yani dayım Yılmaz'ı alıp seni yolladı buraya, öyle mi? Zeyno benim. Hakan, sen bana mı inanmıyorsun? Kusura bakma Hakan, ben artık kimseye inanmıyorum. Oğlum, bu ara Zeynep çok hayal kırıklığı yaşadı, aldatıldı. Sen üstüne alınma. Senin alakası yok yani. Haklı hala. Abim herkesin hayatını mahvetmekten zevk alan bencil bir adam. Bu yaptığı da ilk değil. İyi de oğlum, ondan da normal bir şey beklenmez ki. Karısının çocuklarının başına gelenlerden sonra. Ama ben nereden bileyim bu kadar yıkıma sebep olacağını? Eski günlerin hatırına bari sen dürüst davran bana. O kadar yemiş içmişliğimiz, Amerika'da beraber okumuşluğumuz var. Sen de ailenin pis işlerinin içinde misin? Ben Amerika'dan döndüğümde babama tek bir şey söyledim. Sizin yaptığınız pis işlerin içinde olmam dedim. Ama ille beni suçlayacaksan tek bir şeyle suçlayabilirsin. Onlardan sermaye aldım, evet. Kendi işimi kurdum. Enerji işinde de epey ilerledim. Ama ne onlar benim işime karışır, ne ben onların. İyi de senin işine karışmayacaklarsa baban ne demeye gönderdi seni buraya? Temiz bir sayfa açmam için. Babam dedi ki, ben o bölgeye toz sokmam, sokturmam. Fikret benim yeğenimdir. Her ne iş yapmak isterse ben onun yanındayım. Kimseyi de işine bulaştırmam. Karışmak isteyen olursa karşısında beni bulur dedi. Sağ olsun. Sağ olsun. Babam komada, sıra Fikret abimde yani. Bu mu yeni plan? Allah Allah Zeynep. Kızım sen de bir ailene inan, güven artık. Ne oluyoruz? Hani bu çocuğun sana yalan söylemeye bir mecburiyeti mi var? Yok tabii de. Size afiyet olsun. Belli ki benden hariç konuşacaklarınız var. Seni gördüğüme sevindim Hakan. Ben bir süre daha buradayım Zeynep. En azından yüzün gülene kadar bir yere gitmeyeceğim. Görüşürüz. Hani bazen diyorum ki keşke siz orada okurken bir yuva kursaydınız da hiç buralara gelmeseydiniz de orada kalsaydınız. O konuda enişten babama ağır konuşmuştu hatırlıyorsan. Yani. Hakan kızımın etrafında gezmeyecek dedi. Yoksa bambaşka bir hayatımız olabilirdi, evet. Benim durumum ortada. Ben umduğumu bulamadım. Zeynep de yanlış birini sevmiş belli. Aman sorun değil. O mutlu olsun da ben her zaman onun yanındayım. Buyurun. Siz yokken Damla harikalar yarattı Fikret. Oteli adeta baştan sona yeniden yarattı. Ellerine sağlık Damlacığım da. Ne gerek vardı bu kadar şeye? Zahmet olmuş. Ya olur mu öyle şey? Sizden önemli misafirimiz mi olacak? Aa, Damla.
Sen niye Fikret abinle sizle bizle konuşuyorsun? Artık bu otelde öyle abi abla yok Ayşe Hanım. Hmm. Yani yeni bir imaj yaratmaya çalışıyoruz. Yeni bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz o yüzden. İyi tamam. Sen bildiğin gibi yap. Belli ki ne yapıyorsan en doğrusunu sen yapıyorsun. Teşekkür ederim. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa oteldeyim. Ben istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Ellerine sağlık Doğuş. Sağ ol canım. Ha Damla. Sabah Hakan gelecek kahvaltıya. Abinle Levent'i de çağırdım. Sen geldiklerinde bana haber verirsin. Tabii Fikret Bey. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Fikret biliyorsun ben bu Nergis yengeye karşı biraz mesafeliyimdir. Ama bu Damla kendini çok iyi geliştirmiş. Ay bu kadar mı hanım olur? Bu kadar mı akıllı olur? Yani ben Damla'yla alakalı pek iyi şeyler de duymadım gerçi ama... okudum okudu aklını başına aldı herhalde. Dediğin gibi hanım hanımcık olmuş. Ay Fikret Allah aşkına sen nereden duyacaksın? Teyzem kıza yollu diyordu. Oradan aklında kalmıştır. E teyzen de pek yanılmaz ya. Gerçi Zeynep'e de yollu diyor. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Duydum ki buradaymışsın. Otele gel de sana hoş geldin partisi düzenleyeyim. O işler bitti Damla. Bir daha bana böyle şeyler atma. Zeyno, girebilir miyim? Gel. Müsait miydin Zeyno? Hayırdır Hakan? Bir şey mi oldu? Biraz dertleşelim dedim. Olur tabii otur. Çok üzgün gördüm seni. Aklım sende kaldı. Babana üzülüyorsun tabii doğal olarak. Ama eşine de kırgınsın belli. Yanılıyor muyum? Boş ver Hakan ya. Oo Zeynep. Biz seninle her kötü günümüzü paylaştık. Ailelerimizi karşımıza aldık. Buradan Amerika'ya kaçtık. Şimdi mesafe koyarsan kırılırım. Yok mesafe koyduğumdan değil. Ailelerimizi karşımıza aldık. Amerika'ya gittik, okuduk. Netice? Hiçbir şey değişmedi. Hatta her şey daha kötü oldu. Olan oldu artık. Ne yapalım? Sen anlat bakayım hele. Bu Halil İbrahim nasıl bir manyak da Rızvan Leto'ya 3 kuruşunu atmış. Benim manyak abimi kaçırmış buradan. Yetmemiş bir de senin kalbini çalmış. İşte tam dediğin gibi manyak. Bütün bu söylediklerini yapıp hiçbir şey olmamış gibi davranan bir manyak işte. Seviyor musun hala? Ay sevsem ne olacak ki? Olanları görmüyor musun? Bak. Benim senin için yapmayacağım bir şey yok. Tamam. Gider Fikret abimlerle konuşurum. Ne diyeceksin ki? Olan olmuş. Kız oğlanı seviyor. Eniştem iyileşir iyileşmez. Ama Zeynep ne karar verirse versin arkasında durun derim. Vay be. Hakan Mert'e baksan. Hiç mi aileni çekmedin? Sen
Sen baban gibi misin? Bak Zeynep, ben ciddiyim. Kocanı alırsın, gidersin buradan. Kendinize tertemiz hayat kurarsınız. Tanımıyorsun Hakan. Halil İbrahim'i tanımıyorsun. Gitmez o buralardan. Onun için aşkından, sevgisinden çok daha önemli bir şey var. Öfkesi ve intikamı. Sema. Gidelim yarın Zeynep'le konuşalım. Ne konuşacağız Eda Nur, nereye gidiyoruz? Neredeyse oraya gidiyoruz. Halil İbrahim konuşacağız, neyi konuşacağız? Ha. Yani ne diyeceğiz ki? Hem Halil İbrahim ister mi? Bak görüşte bile konuşmamışlar. İşte. Ya belli ki bu insanlar birbirleriyle konuşmayacaklar. Gerek öfkelerinden gerek üzüntülerinden bilmiyorum. Ya ben sevdiğimi kaybetmişim. Ortada birbirini seven iki tane insan var. Gideceğim diyeceğim. Ya etmeyin, ben ettim, siz etmeyin diyeceğim. Kim ne diyebilirse ama. Halil İbrahim mi, Zeynep mi? Yani bilemedim Eda Nur. Kahveye gitmemiz lazım. Niye gidiyoruz kahveye, ne yapacağız? Taziye bizim taziyemiz kardeşim. Gidelim, insanlarla üzüntümüzü paylaşalım. Halil İbrahim, hele sen asıl meseleyi bir söyle. Yılmaz, belki de bizim dışarılarda görünmemizi bekliyor. Ortaya çıkar diye düşündüm Osman'ım. Heh, şöyle dedi, intikam alacağız de. Kardeşimizin kanını döken soysuzu bitireceğiz de. Ya Halil, daha bugün komutan geldi. Vallahi kendi canımdan, üzgünümden demiyorum. Umurumda da değil ha. Ama bir durmak lazım. Bak Zeynep meselesi ortada kaldı. Ya kendi hayatına bir çeki düzen ver. Sonra ne yapılacaksa yaparız. Ama bence biraz beklemede kalmamız lazım. Yarın o kahveye gidilecek kardeşim. Ulan niye yanlarına körükle gidiyorsun? Görmüyor musun adamın ne kadar acı çektiğini? İntikam acıyı dindirir de Turan. Nerede romantik romantik, hayatına çeki düzen ver falan diyorsun. Sırası mı şimdi? Bu da bizim hayatımız mı kalmış? Düzenden bahsediyorsun. Halil İbrahim, gelsene çay içiyoruz, sana da koyalım. Yok, oturun siz. Odama çıkacağım. İyi geceler. İyi geceler. İyi tamam, ben arayayım o zaman Zeynep'i, yarın bir gidip konuşalım. Ben senden özür dileyecek fırsatım olmadı Leyla. Yani bu nikahımızda yaşanmaması gerekiyordu. Ne bileyim, güvenlik açısından çok eksik davrandım. Doğru düzgün bir... Yavuz. Leyla'm. Söyle. Eğer biz bir gelecek kuracaksak benim senden isteyeceğim şeyler var. Tamam. Ne istersen. Ben anneni çok sevdim. Gerçekten. Kendi annemden daha çok sevdim.
İyidir annem. İyidir ya. Yani dışarıdan öyle sert falan görünür ama kalbi pamuk gibidir onun. Ya da sana karşı öyle. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence seni Damla'dan daha çok seviyor, biliyor musun? Evet, biliyorum. Farkındayım. Yavuz. Ben seni herkesten daha çok sevmek istiyorum. Annenden bile. Tamam. O yüzden bana bir söz ver. Aramıza kimseyi sokmayacaksın. Annen de olsa. Sokmam zaten de. Tamam, söz. En büyük olacaksın. Ne yaparsan yap, yanında olacağım. Arkanda olacağım. Ama en büyük olacaksın. Tamam. Benim zaten var bununla ilgili planlarım ya. O planlarından vazgeçersen bir gün ben yokum. Ben erkeğimin en güçlü, en büyük olmasını istiyorum. İşte benim kadınım be. Rizvan, seninle 30 gece üst üste hiç böyle. Demek bu şartlara nasipmiş ha. Ama sen iyileş. Ben gece gündüz hep seninle beraber olacağım. Kocam benim, söz. Sen mi geldin Nedim'e? Ben geldim Asiye. Bir süredir de buradayım. Senin gitmeni bekliyorum. Zaman nasıl geçmiş anlamadım. Rizvan'la zaman hep böyle su gibi akar gider, bilirsin sen. Bilirim, bilmez miyim Asiye? Tam 35 yıl birlikte sabahladık. Oldu mu o kadar? Ne deme. Benim de 32 yıl oldu. Senin ilişkide 3. yılı da bana kaçmıştı. Hasbinallah ve nimel vekil. Hadi Asiye, kalk git. Hadi başlamayalım şimdi hastanın başında. Dur bakalım. Bak ne diyeceğim. Biz keşke üçümüz biraz vakit geçirseydik. Belki bu kadar gerginlik olmazdı aramızda. Sen benimle olan bağını görürdün. Ona göre kendini bir yere konumlardın, anladın mı? Asiye, diyorum ki... Rızvan acaba sen yanında olduğun için mi uyanamıyor? Ha? Yani geçmiş kabusları yaşamamak için olabilir mi? Hani bir sal artık adamı ya. Hadi bir bırak, hadi git. Hadi, hadi. Gideceğim. Rızvan Bey. Sen bir iyileş. Ben seni bütün bu gerginliklerde kurtaracağım. Ben sana kendi elimle 3. alacağım. Bak, 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 bak. Hadi, hadi, hadi. Dur bakalım, gördün mü? Adam böyle diriltilir işte. Hadi Asiye, hadi. Senin bütün bu kıskançlıkların bu adamı bütün hayatını mahvetti. Hadi Asiye. Hadi. Sen o eline dikkat et. Hadi sen de diline dikkat et. Hadi. İyi bak kocama. Hadi. 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 Ya sabır. Ya sabır. Ya sabır. Tamam
Tamam, 4 kişi olacaklar zaten. Yeter bu kadar. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tamam, bu kadar yeter. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Fikret abime geldiğimi haber verir misin? Sen hayırdır ya? Bitiripler dünden beri. Ne oluyor? Damlacığım, burası İstanbul değil. Ya. Geçmiş geçmişte kaldı. Dikkat çekip insanların huzurunu bozmayalım. Dikkat çekip insanların huzurunu bozmayalım. Kimmiş bu insanlar? Ayrıca ben sana el ele kol kola millete boy gösterelim demedim. Hazır sen buradasın, ben buradayım. Takılacaktık. Casual, bilirsin ya. Bitti Damla. Yaşananlar bitti. Tamam mı? Sen beni nasıl bir duruma düşürdüğünün farkındasın değil mi? Öyle hiçbir şey yokmuş gibi yapamazsın. Ben senin yüzünden buradayım. Sen benim yüzümden burada değilsin. Kendi tercihlerin yüzünden buradasın. O zaman şimdi benim tercihlerimi çok iyi izle Hakan. Bak bakalım o çok sevdiğin Fikret abiciğine seni nasıl boğduruyor. Boş boş konuşma. Abicim, hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber güzelim? İyidir. Sen nasılsın? İyiyim. Ne haber Levent? İyiyim Damlacığım, sen nasılsın? İyidir. Biz içerideyken sen ne güzel işler yapmışsın burada ya. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ayşe ablan seni yere göğe sığdıramadı. Ya işte böyle deyince de utanıyorum. O beni sevdiği için iltifat ediyordur diyelim. Ben o zaman geldiğinizi haber vereyim. Hadi git sen hallet onu. Görüşürüz. Eline sağlık. Ne demek? Hey, ne haber Hakan? İyi Yavuz, senden? İyi, iyi. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni? Fikret abim çağırdı. Güzel. Şşş. Bana bak. Nerede la bu Yılmaz Marten? Onun entrikaları yüzünden bir ay içeride yattık. Nerede la bu herif? Yılmaz Marten dönemi bitti. Onun için buradayım ben. Allah Allah. Neyse tamam, hadi. Yeri değil burası. Hadi, hadi gidelim. Masada devam edelim. İş bulduk. Masayı ver. Hemen donatın bu masayı. Hemen. Devre bitmişmiş, devre bitmiş. Hiç kurulmayın beyler. Haydi gidiyoruz. Nereye gidelim daha? Ben otelde toplantı yapacağız diye kahvaltı yemedim ya. Gittiğimiz yerde oralet içersin. Oralet? Nereye gidiyoruz ya? Kahveye. Hangi kahveye? Yusuf'un kahveye, taziyeye gidiyoruz. Benim oraya gelmem doğru olur mu? Olur. Hatta çok doğru olur. Sen geleceksin. Dün bana söylediklerinin aynısını ahaliye de söyleyeceksin. Fikret, gidelim. Gitmesine de. Ali İbrahim orada olmasın. Olsun Levent. Abi hani Rızvan baba kahveci temeli vurdu ya. Ha. Biz şimdi gidip ne yapacağız, ne diyeceğiz? Başını sağ olsun mu diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu iş kan davasına dönmesin. Bir uzlaşma yolu bulalım. Hatta kan parası verelim, konuyu kapatalım. Ya sen kan parası falan, sen Ali İbrahim'in olduğu yerde ne paradan bahsediyorsun ya? Bir ay boyunca hapishane duvarlarını inlettin, öldün sen, bittin sen, geberteceğim diye şimdi bu adama para mı teklif edeceksin? İyi, şöyle yaparız Levent. Halil İbrahim oradaysa çekersin silahı, sıkarsın. He, sıkarsın. Ne sıkıyorsun da? Limon mu sıkıyorsun? Haydi. Allah Allah. Oh, nedir ya?
Sabah sabah senin de mi karnına? Şekerin mi düşük? Yavuz. He. Söyle şu adamlarına bize yolluk poğaça moğaça bir şeyler yapsınlar ya. Bu senin Fikret abin bizi öldürtecek ha. Ya öldürtecek de açlıktan değil o. Haydi haydi. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür. Buranın kruvasanları çok güzel. Ama esas bunu gideceksin Fransa'da yiyeceksin. Çok güzel. Hakkınızı helal edin ha. Dostlar sağ olsun Alpaşa. Dostlar sağ olsun. Sağ ol Allah razı Bana bak Turan. Ha bu Yılmaz arabadan iner inmez sıkacağız ayağı. Öyle buraya gelip bir saat meydan okumasına izin vermeyeceğiz. Tamam mı? Aynen Osman. Aynen. Ben Cemal'le Sıtkı'yla konuştum. Suçu benle onlar üstlenecek. Sen Sema'dan sebep gerilme. Halil İbrahim'e dışarıda olursunuz. Sen bunları hangi ara düşündün Osman? La uyuyamadım sabaha kadar. Ben planları yaptım sen rahat ol. Hem dayıya da söyledim. Osman Allah'ın başını. O ne söyledi? Boş ver şimdi ne söylediğini. Söyle la söyle. Ne dedi? Sen işine bak Osman dedi. Yol verdi yani. Sence bu yol vermek mi Osman? Bizim işimiz ne Turan? Yılmaz'ı indirmek. Dayı daha ne dersin? Tamam Osman tamam. Yılmaz gelir gelmez sıkıyoruz. Heh aynısı. Başla tamam. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Tekrar başını sağ olsun. Peki ya gelmezse? Onun için de bir plan yaptın mı? Ya onu hiç düşünmedim. Hmm. Ama zerre şerefi varsa ha buraya gelir. Sence Yılmaz'ın zerre şerefi haysiyeti var mı? Ula kafamı karıştırma Turan. Gelecek indireceğiz. Sonra ben cezaevinde huzur içinde yatacağım. Ben bir geceyi daha uykusuz geçiremem. Aynısı Osman, aynısı. Eyvallah, sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ali İbrahim nasıl olacak bu iş? Rızvan Neto'yu vurdun ama hala hayatta. Bir yandan senin kayınpederin. Bir yandan onun oğlu Fikret'e, yani kayınbiraderine kefil oldum buralarda. Nasıl olacak şimdi? Önceliğimiz Yılmaz Marten'i ele geçirmek. Derviş dayım diyor ki, o Yılmaz Marten buralarda bir yerde. Onlardan birini gören, duyan olursa bize haber versin. Önce onun cezasını keseceğiz. Sonrasına bakacağız. Ali İbrahim, Fikret Neto geldi. Gelsin. Ali İbrahim demeden bir hareket yapma. Bu da söz verdik de. Zeynep'in abisi sıkmadan sıkacak halimiz yok. Şota. Korumalar içeri girmesin. Sıkıntı olmasın Fikret Bey. Olacaksa da Halil İbrahim'le benim aramda olacak. Sizin meseleniz değil bu. Siz bekleyin burada çocuklar. Selamun aleyküm. Başınız sağ olsun Yusuf abi. Başımız sağ Fikret. Dostlarımız da. Sen ne arıyorsun burada? Taziye'ye geldik. Oturalım. Konuşacaklarımız var. Beyler müsaade var mı? Elim bir hadise yaşandı. Bizim ailemizde de kaybımız, yaralımız var. Sizin ailede de. Ama benim bu olayda bir dahlim yok. Babanın da mı yok Fikret? Babamın var. Ki malumunuz kendisi uzun zamandır komada.
O yüzden ailenin büyüğü olarak burada olmak ve bir şeyler söylemek bana düşer. Sen ne zamandan beri ailenin büyüğüsün? Yılmaz Marten nerede? Arıyorum. İlk gördüğüm yerde de indireceğim. Bunu hepinizin huzurunda söylüyorum. Bu yanımda gördünüz. Hakan Marten. Yılmaz'ın kardeşi. Ona da söyledim. Abin benim hasmımdır. Benim için ölüdür. Biz Marten ailesi olarak hepinizden özür diliyoruz. Yılmaz Marten'i reddediyoruz. Kanı Fikret abime helaldir diyoruz. Taziye dileyeceksen önce o dediğini yap, öyle gel. Hem Yılmaz'ı buradan kaçıracaksınız, hem de kardeşini getirip artık o yok diyeceksiniz. Yok öyle ya ama. Yeter artık bu insanları kandırdığınız. Sen bir kapasana çeneni. Kimsin sen ya? Ha? Sen bu insanların babası mısın, ağası mısın? Kimsin? Ben bu insanların evladıyım, kardeşiyim, abisiyim. Asıl sen kimsin? Öğreteceğim sana kim olduğumu. Senle benim aramda kan davası var. Ve hiçbir şey bunu değiştiremez. Ben buraya sana taziyeye gelmedim. Sen bizim kardeşimiz değilsin. Ha şunu da sok o aklına. Kardeşimle evli olman da bu saatten sonra umurumda değil. Sen buraya kadar taziyeye mi, tehdide mi geldin Fikret? Ne yapacaksan yap. Yoksa? Yoksa ne? Ali İbrahim. Ne yapacaksın? Bunca insanın içinde sıkacak mısın bizi? Beyler. Tamam da. İnsanların acısı var. Bizim de var. O yüzden gerilmeye gerek yok. Biz taziyemizi verdik. Aldınız almadınız. Neyse ne. Ha, kimse kimseye bir şey yapacaksa burası yeri değil. Zamanı hiç değil. Taziyenizi kabul ettik. Allah razı olsun. O yok saydığınız Zeynep'in hatırına. Söyleyeceğinizi söylediyseniz... Hadi, 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 hadi. Tekrar başınız sağ olsun. Senle hesabımız daha bitmedi. Bana bak Şota. Bir daha buraya habersiz gelirseniz böyle karşılanmayacaksınız ha. Ortak bir sevdiğimiz var. Sıcağı sıcağına abisini de kaybetsin istemeyiz. Dediğin gibi ortak bir sevdiğimiz var. Sıcağı sıcağına kocasını da kaybetmesini istemeyiz Turan. O yüzden kimse kimseye ayar vermesin kardeş. Geldiler derviş. Böyle esip gürlemeye mi? Belli ki Fikret Halil İbrahim gibi Yılmaz da duyar gelir diye umutlandı ama o Yılmaz bu oyunlara gelmeyecek kadar akıllıdır. Bütün mesele beni ortaya çıkarmak. Akıllarınca orada olduklarını duyacağım, gideceğim, basacağım. Yani biz orayı daha önce bastık. Halil İbrahim bunu düşünmekte haklı.
Asıl ben Fikret Bey'in kardeşinizi alıp gitmesine şaşırdım. Fikret Hakan'ı test ediyor. Onun da derdi beni ortaya çıkarmak. Hakan burada olduğumu biliyor mu bilmiyor mu onu test ediyor. Hakan Bey açık vermez. Artık gardları düştü. Acaba mı dediler. Yılmaz buralardan gitti mi dediler. Yani Yılmaz Bey? Yani Nusret. Hiç beklemediği anda Halil İbrahim'in karşısına çıkacağız. Bu sefer sorgu sual yok. Bu sefer sıkacağız, gideceğiz. Sonrasında Hakan Zeynep'i ayartır. Fikret'i de bildiği gibi yönetir. Zeynep, ben gururumu bırakmışım, acımı bırakmışım. Buraya kadar gelmişim. Vazgeçme diyorum sevdiğinden. Sen beni duymuyor musun? Eda Nur, ben seni anladım. Anladım ama yapabileceğim bir şey yok. Var Zeynep, nasıl yok? Ya çık adamın karşısına konuş, bu adam senin kocan. Belli ki evliliğimiz formaliteymiş Sema. Ortada bir sevgi yokmuş. Ben kendi kendime sevildiğime inanmışım. Bakın Zeynep gelmesine gelsin de Halil İbrahim neden karım nerede diye sormuyor. Niye yürü evimize gidelim demiyor. Kocamdan bahsediyoruz çünkü Elif. Temel'den bahsediyoruz. Halil İbrahim'in en sevdiği dostu kucağında... Kucağında öldü, farkında mısın? Ne yapsın? Hiç olmamış gibi mi davransın? Yok mu saysın bütün bu olanları? Tamam da Zeynep'in suçu ne? Silah Zeynep'in elinde miydi? Bak, onun abisi de benim babamı vurdu. Ben Zeynep'i suçluyor muyum? Yani İbrahim seni suçlamıyor Zeynep. Ama sen onu suçluyorsun. Ya sanki ortada hiçbir şey yokken babanı vurdu. Sema, benim kimseyi suçladığım falan yok. Ama babam ya. Babam bir aydır yoğun bakımda. Ben şimdi ne yapayım? Kocama dönüp boynuna mı sarılayım? Ne yapayım ben? Zeynep, kimse sana kocana dön, boynuna sarıl falan demiyor. Ben diyorum ki bu adamın karşısına çık. Samimi bir şekilde duygularını aç, konuş. Ya konuş, yüzüne söyle. Ya siz bu kadar çok şeyi beraber göğüs gerdiniz. Karşınıza aldınız her şeyi. Vazgeçmeyin diyorum. Yazık etmeyin diyorum. Ben ettim. Siz etmeyin diyorum. Tamam. Tamam, geleceğim. Ama evde Yusuf abiyle Merve abla var. Ben nasıl geleceğim bilmiyorum. Nasıl geleceğim mi var Zeynep? Senin evin orası. Hadi gel birlikte gidelim. Canınız mı sıkkın? Bir şey yok Damlacığım. Hayır, erken başlamışsınız, o açıdan soruyorum. Ayşe Hanım yok mu bugün? Ailesiyle olacak o bugün. Anladım. Aç mısınız? Size bir şeyler hazırlatabilir miyim? Olur, sevinirim. İsterseniz odanızı hazırlatayım, daha rahat edersiniz. Daha iyi olur Damlacığım. Teşekkür ederim. Ne demek? Hoş geldin baba. Geçmiş olsun. Hoş bulduk kızım. Sen de hoş geldin. Bir şey içer misin? Otur kızım, otur. Sağ olasın. Nerede Levent? Tamer'e hava aldıracağım dedi, az evvel çıktılar. Kumara gittiler yani. Aşk olsun Esim ya. Sen de şu çocuğa bir inanmadın gitti. İyi, yeni bir aydır evde. Tamer'ime bir hava aldırayım demiş, hemen kumar diyorsun. Nesim abi sen de çok görme ya. Bu aşkta kazanamay, bırak kumarda kazansın.
Kazanacak, kazanacak. Aşkla da kazanacak abim. Ne zaman kazanacak acaba? O ne demek kızım? Senden böyle şeyler duymak abinle ilgili. Vallahi hiç karışmazdım normalde. Yani hele söz konusu Levent'se. Ama aklıma çok yatan bir şey var. Ne varmış First Lady? Teyze, Damla ile ilgili ağzımı aradı Nergis yenge bir ara. Böyle laflar çıkarmayın kızım. Bak sonra Dursun'un kulağına gider, bize düşman kesilir. Baba ağzımı aradı bizzat Levent'le ilgili. Abin hala Zeynep diyor mu diye. Yok öyle bir şey, hayırdır dedim. Bir şey demedi. Ama ben anladım. Allah Allah. Nergis de durduk yerde böyle bir şey demez. Sen ne diyorsun Asiye? İş Levent'te kaldıysa düşün bakalım Damla ne kadar vahim durumda. O ne demek Asiye? Yok canım öyle değil. Yani kız yolu olmasın diye bir yol bulmaya çalışmışlar kıza. Yani Levent'te daha iyi yol olmaz. Bildiğin o doban adam. Teyze ya. Hayırdır Damlacığım? Yani sizin keyfiniz yoktu. Benim de hiç keyfim yok. Belki bir iki kadeh bir şeyler içeriz diye düşündüm. Ama istemiyorsanız bunları bırakıp hemen gidebilirim. Yok canım gel otur. O değil de senin buralarda ne işin var kızım ya? Sen niye döndün geri? Hem de böyle bir zamanda. İşte tam da bu yüzden içmek istiyorum. Sağlığına. Sağlığınıza. Ben bize bir tane daha söyleyeceğim. Yok tamam. Yeter bittik. Yok bitmedi. Bize bir şey olmaz ya. Söyleyeceğim bir tane daha. çok pardon. Kalkarken başım döndü. Çok güzel bir geceydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben gideyim artık. İyi geceler. İyi geceler. Zeynep'in arabası değil mi? Dur. He o. Döndü belli ki. Halil İbrahim, gözün aydın. Zeynep gelmiş. Turan siz neredesiniz ya? Kahvedeydik. Oradan da mezarlığa uğradık hatun. Hayırdır ne oldu? Ben arayınca şu telefonla cevap ver. Ha sessizdeydi ya duymadım. İyi haber verin bir daha neredesiniz ne zaman geleceksiniz? Kız kaç saattir bekliyor? Siz de bir haber verin artık biri geleceği zaman. Biri ne demek Ali İbrahim? Karınla gelen Zeynep. Nerede? Sizin koltukta. Hatun, bu iş tamam mı? Ha tamam. Ya biz sabahtan beri dil döküyoruz kız evine dönsün diye. Bu Ali İbrahim'in hali ne böyle? O Yılmaz'ı vuramadık da ondan. Zeynep'le alakası yok. Hoş geldin.
Ben zaten bir mutfakta bir şeylere bakacaktım. Siz konuşun. Merhaba Zeynep. Merhaba Halil İbrahim. Nasılsın? Kötü. Sen? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Ya iyisindir ya kötüsündür. İnsan kendi halini bilmez mi hiç? Bir şey demeyecek misin? Ne dememi bekliyorsun? Özür dilemeni bekliyorum mesela. Temeli öyle görünce kendimi kaybettim. Babanı vurdum deyip beni teselli etmeni bekliyorum. Ya da yani bunların hiçbirini yapmıyorsan yalan söylemeni bekliyorum ya. Zeynep yanlışlıkla oldu demeni bekliyorum. Yine olsa yine yaparım Zeynep. Bu sefer eksik de yapmam. Bu bir insanın babasını vurup söylenecek bir laf değil Halil İbrahim. Ya sen nasıl söylersin bunu? Yıllar önce babamı vurduklarında o senin baban, bu çocuk buradan gitsin yoksa o da ölür demişti. Lan şu kadarcıktı. Küçücük bir çocuğu öldürecek kadar gözü dönmüş bir adam senin baban. Vurdum, ölmedi. Yarın ayağa kalksın yine vururum. Ama bu sefer öldürürüm. Devam et Halil İbrahim. Devam et sen. 20 yıllık öfkeni, intikamını devam ettir. Çünkü tek devam ettirebildiğin duygu bu değil mi? Sen bir ay öncesine kadar beni seviyordun ya. Ne oldu, ne değişti? Hemen yerini kimle mi doldurdun? Ben sana öfkeni değilim ki. Ben seni hala çok seviyorum. Ama tuzak kuran, insanlara kumpas kuran, kendi kızının düğününe insanları öldürmek için çağıran bir adamın yanında yer aldığın için kırgınım sana. Kırgınsın ha? Sen kırgınlık nedir bilmiyorsun. Ben seni her şeye ve herkese rağmen sevdim. Hala seviyorum. Ama sen karşıma geçmiş, başkalarını sana tercih etmişim gibi davranıyorsun. Bak ben Temel'in ölümüne senden daha az üzülmedim, tamam mı? Sen kaybedince öfkeleniyorsun, ben kaybedince üzülüyorum. Eğer bir gün beni kaybettiğinde öfkelenmek yerine üzülürsen haber ver. Belki o zaman beni sevdiğine ikna olurum. Zeynep. Gözlerinde sevgi yok Halil İbrahim. Öfke var. Eğer sevgi görürsen... o zaman yanında olurum.